Ezgi. Ay sizi mi çağırdılar? Canım iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ah kıyım. Serdar Bey. Cansu Hanım merhaba. Merhaba. Ne oldu öyle haber verdiler bana hemen geldim. Arayan bendim. Bu arada ben Doktor Serdar Öztürk. Avukat Deniz Koparan. Memnun oldum. Arkadaşınız bir anda önüme atlayınca anca durabildim. Ay inanmıyorum. Bir dakika bir dakika. Siz onu arabayla mı çarptınız? Sen iyi misin? Hafif bir dokuma desek daha doğru ama endişeleneceğiniz bir durum yok. Bütün kontroller yapıldı. Durum da gayet iyi. Ah çok şükür. Ben sonuçları görmek isterim yalnız. Elbette görebilirsiniz ama ben de doktor olduğum için bütün kontrolleri son derece özenle yapıldı. Bundan emin olabilirsiniz. Mutlaka öyledir Serdar Bey. Bunu söylemenize bile gerek yok. Polis gelip ifadelerinizi aldı herhalde. Değil mi Ezgi? Yok. Yok canım ne ifadesi? Buna gerçekten gerek var mı? Var elbette. Ortada bir yaralama var. Polise haber vermemiz lazım. Ufak bir kaza desek daha doğru. Bence büyütecek bir durum yok. Bence de büyütmeye hiç gerek yok. Serdar Bey bizim hastanemizin değerli hekimlerinden. Yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Zaten Ezgi de iyiyim dediğine göre onu ifadeyle falan uğraştırmayalım değil mi Deniz'ciğim? Evet evet. Gerçekten hiç gerek yok. Zaten ben yola fırladım. Ama illa polise gerek duyarsanız da ifade veririm tabii ki. Ben sizi baş başa bırakayım aranızda konuşun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Serdar Bey. Bence kesinlikle polise haber vermeniz ve şikayetçi olmalısın Ezgi. Saçmalama Deniz. Ezgi'yi duymadın galiba. Ben hatalıyım dedi. Cansucuğum sen onun dediğine ne bakıyorsun acaba? Yani o aldatıldığında bile hatayı kendinde bulan biri. Aynı şey mi yani? Ayrıca Doktor Serdar Öztürk'ten bahsediyoruz. Hastanemizin yakışıklı, zengin, bekar doktorundan. Evet. Şimdi anlaşıldı. Yani şu durumda bile bunları düşünebiliyorsun ya, hiçbir şey demiyorum Cansucuğum. Ay ne var yani? Romantik komedi filmlerindeki gibi tanışmışlar. Buradan muhteşem bir aşk çıkar bence. Anca filmlerde. Ay hemen negatif ol, hemen. Daha gerçekçi desek mesela. Değil miyiz? Hey! Aa! Ben ilgilensenize ya. Araba çarptı bana. Canım, sana araba değil, hayatının fırsatı çarptı. Bak hala fırsat diyor ya. Hala fırsat diyor. Fırsat. Bak, bak. Aa acıyor orası. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Tamam. Çok yakışıklı adam. Ezgi'ciğim biraz daha bekleseydin, dinlenseydin. İyiyim canım benim. Hem çıkabilirsin dediler. E acelen ne? E olsun iyiyim. Ya evet biraz daha bekleseydik. İyi olduğuna emin olalım. İyi miyim gerçekten? Evet emin olsaydık. Ayrıca Serdar Bey'e de bir hoşça kal dersin. Ha? Doğuma girmiş çıkar birazdan. İlgilendiği için de teşekkür edelim istersen. Saçmalama Cansu değil mi? Ay evet Cansu saçmalama. Asıl şikayetçi olmadığım için o bana teşekkür etsin. Kesinlikle. Anlatamadım galiba. Adam ülkenin sayılı kadın doğumcularından 32 yaşında bekar Oğlak Burcu. Annesi ressam, babası beyin cerrahı. Ayrıca yakışıklı. Yani çocuklarınıza bu genleri verebilecek bir adam karşınıza çıktıysa sizi arabayla değil tankla bile çarpsa yargılamazsınız canım şükredersiniz. Abartma. Evet Cansu abartma. Ben o kadar da beğenmedim. Ha? Kesinlikle doğru yoldayım bak. Ya sen bana koca bulmaya çalışacağına iş ve ev bulmaya çalışsana. İşten kovuldum. O pislik de bana evi boşalt dedi. Tatlım sen hiç merak etme. O iş bende. En yakın zamanda sana gayet güzel bir iş bulacağım tamam mı? Sen evi falan düşünme. Dilediğin kadar bende kalabilirsin tamam mı? Eşyalarını da bizim sitenin deposuna yerleştiririz. Bu arada gönlüne göre ev bakarsın ha? Çok iyi fikir. Bak ben de bu arada Levent'in evinde daha sık kalırım. Çalışmalarıma da hız kazandır. Çalışmalarıma derken? Yeni bir kitaba başladım da. İçinde inanılmaz taktikler var. Adı evliliğe giden yol. Yine mi kitap? Yine kitap. Ne? Hayır yani resmen arkadaşlığımızı sorgulatıyorsun Cansucuğum. Söyleyeyim. Benim niye hiç haberim yok bu kitaptan? Canım sana nasıl bahsedebilirim ki? Sen böyle şeylerden pek hoşlanmıyorsun. Hani Soner seni çok seviyordu, sana çok bağlıydı. Sen taktik maktik sevmezsin ya. Biz gidelim artık Deniz. İyi hadi gidin bakalım. Görüşürüz, tamam, kolay görüşürüz. Gelsin. Tamam, işte, akşama rezervasyon yaptırdım. Ona göre buluşuyoruz. Tamam, hadi. Tamam, hadi, güle güle. Ah, yok beyin beyin çalışma. Efendim canım. Neredesin? Çıkıyorum Ezgi'cim. Kapıdayım. Tamam hadi bay. Hadi. Aa. Levent. Ben de tam çıkıyordum. Ne oldu aşkım? Bir şey mi oldu? Merhaba bebeğim. telefonda bir şey anlayamadım da o yüzden geldim. Bizzat sormak için. Ezgi, kuzenin. Bundan sonra sana mı taşınacak? Telefonda anlattım ya sana durumu aşkım.
Soner evden taşınmasını istemiş. Ezgi de malum işsiz. Evet evet, o kısımları anladım. Anlayamadığım şey... ben bundan sonra... istediğimde sana gelemeyecek miyim yani? Yani eskisi kadar sık gelinmeyebilirsin tabii. Kalamam da o zaman. Yani rahat edemeyebiliriz aşkım. Biz dışarıda da rahat rahat görüşemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Aşkım, artık ilişkimizden insanlara bahsetmeye başlasak nasıl olur? Yani bir yıldır beraberiz. Aynı hastanede çalışıyoruz. İlişkimizi yakın çevremizden başka kimse bilmiyor. Evet ama durumları biliyorsun. Biliyorum. Böyle de gizli aşk yaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Açıkçası bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Haklısın. Ne yazık ki sana hak ettiğin ilişkiyi yaşatamıyorum. Hayır aşkım, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Sen beni yanlış anladın. Ben seninle yaşadığım ilişkiden son derece mutluyum. Ama artık kızına ilişkimizi anlatabilsem... Ben de anlatmak istiyorum ama bunun için doğru zaman çok önemli. Ama elbette bu konuda aklımda bazı planlar var. Yani ilişkimizi kızına anlatacaksın, öyle mi? Yani. Evet. Gerçekten mi? Ya çok mutlu ettin şu an. Sen şimdi ciddi ciddi Ezgi'lerle yemeğe gideceksin yani. Ay hatta geç bile kaldım Levent. Aklımı başımdan aldın. Dinle beni. Sen de hep benimkini alıyorsun. Gitme sen. Kızdırır mı Ekim yani? Ay yok, hayatta olmaz. Peki, birazcık geciksen. Biraz olur. Oldu o zaman. Ay Ezgi, inanamıyorum sana. Nasıl bu kadar şuursuz olabildin? Hepsi o pislik yüzünden. Benim suçum yok. Yani koskoca şehirde o kadar mekan varken sen kalk arka masamda evlenme teklif et. Üzerine atlamamak için zor tuttum kendimi. Yani sen dua et. Ben sabah otel yerine hapishanede falan da uyanabilirdim. Ay yok. Yani sen yine kendini iyi tutmuşsun. Ben olsam hayatta tutamazdım. Nasıl tuttum bir de bana sor. Hayır yani sen de şehirde o kadar mekan varken oraya mı rezervasyon yaptırdın? Çok popüler diye duydum, ne bileyim. Pislik. Benimle beraberken yıllarca ben sana hiç yer seviyorum deyip köfteci balıkçı gezdirdi beni. Bak el alemin kızlarına. Ya ben sana kıyamam. Hayır, hadi Deniz'i anlıyorum. Mesaiye kaldı, işi çıktı. Sen niye gittin beni, orada kaldım tek başıma? Benim hastanede biraz işim uzadı. Uydurma. Telefonda konuştuğumuzda evden çıkıyordun. Evet, evden çıkıyordum. Tam o sırada Levent geldi. Konuşmaya başladık, ne olduğunu anlamadım. Ben anladım niye ekildiğimi. Aslında ekmeyecektim. Sadece biraz gecikecektim ama... Neyse, zamanda çok ekmişliğim olduğu için bir şey diyemiyorum. Hı? Aynen öyle. Neredeyse yüzünü bile göremiyorduk senin. Aferin bana. Bak kendimi adadım. Karşılığını misli misli alıyorum. Neyse şimdi sen boş ver onu. Sana Serdar'la ilgili çok güzel haberlerim var. Serdar? Doğru düzgün biri ya, hatırlamazsın. Tamam, bana çarpan doktor. Aynen. Serdar Levent'in tenis kulübünden de arkadaşı. Hafta sonu kulübün yaz partisi varmış. Tabii ki biz de orada olacağız. Cansu hayatta olmaz, hiç uğraşamam. Bana sakın itiraz falan etme. Bugüne kadar başının dikine gittin, artık beni dinleyeceksin, tamam mı Ezgi? Neyse, ben kalkıyorum, işe gitmem lazım. Sen ne zaman geçeceksin bana? Nakliyeciyle bekliyorum. İyi, hadi. Onlar gelsin önce depoya, sonra sana. Tamam. Ha, geldiler işte. Biz geldik. Hoş geldin. Gel. Gel. Hoppa. Gel bakalım, gel yeni evimize. Hoppa. Selim, yeni evine hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Saçmalama, ne teşekkür ya? Benim evim senin evin. Aa, sen nasılsın, iyi misin peki? İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Gerçi bugün biraz daha rahatladım. Gelmeden önce o pisliğe küçük bir mesaj bıraktım. Oh, iyi yapmışsın. Sen şimdi boş ver de onu. Hafta sonu kulübün partisine gidiyoruz ya, ona göre.
Hayır ya Cansu, ne olursun. Bak vallahi istemiyorum. Ayrıca adam kim bilir günde kaç kişiyle muhatap oluyordur, beni mi hatırlayacak? Aa, saçmalama, niye hatırlamasın ya? Allah Allah, sen beni dinle, hatırlayacak diyorum sana. Efendim? Alo, Ezgi Hanım merhaba. Merhaba, kim arıyordu? Ben Doktor Serdar Öztürk. Serdar Bey, merhaba. Merhaba, telefon numaranızı hastane kayıtlarından aldım. Açıkçası nasıl olduğunuzu merak ettim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok iyiyim. O günden sonra herhangi bir problem olmadı değil mi? Yok yok, hiçbir problem olmadı. Harika, buna sevindim. Bu arada bu çıkan numara bana ait. Eğer herhangi bir problem olursa arayabilirsiniz çekinmeden. Peki, kaydediyorum ben. Tamam, tekrar geçmiş olsun, hoşça kalın. İyi günler. Bak bir de beni hatırlamaz diyordun. Adam seni unutamamış ki hatırlasın. Adam alt tarafı fazla düşünceli, o kadar. Ay saçmalama, neresi düşünceli ya? Aa, görmüyor musun? Baya baya yazıyor sana, telefonumu kaydet falan. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kesinlikle oldu bu iş. Ay Levent arıyor. Benim çıkmam lazım hayatım. Sen keyfine bak. Burası senin evin, tamam mı? Tamam canım. İyi eğlenceler. Varsa da var Cansucuğum. Bak ben seviyorum onları. Mutluyuz biz ya. Deniz. Ay yok, beni hiç karıştırmayın hiç. Levent. Evet. Evet Ezgi'cim. Aslında sen o çizgileri sevmiyorsun. Neden? Çünkü aslında o çizgiler senin yaşadığın kötü anılar. Ama izin verirsen ben o çizgileri hemen sileceğim. Merak etme. Yaşadığın kötü anılar kadar canını acıtmayacak bu iğne. Aynen. Şart mı? İstemiyorum. Şart. Şart. Şöyle düşün. Kendini gelinliğinle hayal et. Takacağın tek taşı düşün. Ha? Bir düşün bakayım. Düşün. Düşündüm. İstemiyorum, yaptırmayacağım. Teşekkürler Levent. Ay tamam Ezgi. Peki bari boşa gitmiş. Nerede kaldı bu? Belki vazgeçmiştir. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ezgi, arkanda ayı var. Aa, Numan abi. Nasıl, güzel olmuş muyum? Onlar kaybetti Numan abi. Serdar geldi. Serdar mı geldi? Yalnız mı geldi? Yalnız. Ne yapıyoruz şimdi, bana hemen söyle. Biz mi yanına gidiyoruz? Hayır tabii ki. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Levent de zaten görünce yanımıza gelecektir selam vermek için. Yalnız lütfen bak. Şaşırmış gibi davran, tamam mı? Anlamasın bak geldiğini. Ay tamam, merak etme.
Levent. Serdar'cığım. Durum bir haftaya oturur, telaş etmeyin. Gel. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Cansu Hanım, merhaba. Merhaba Serdar Bey. Ezgi Hanım. Aa, Serdar Bey. Çok şaşkınım şu an. Ben burada sizi görmeyi hiç beklemiyordum. Peki, nasılsınız? Teşekkür ederim Serdar Bey. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim ama şu Serdar Bey kısmını bırakalım. Sadece Serdar desen yeterli. Geçen gün ufak bir kaza yaşamışsınız. Cansu bahsetti. Evet, öyle talihsiz bir olay yaşadık. Evet, Ezgi de Cansu'nun kuzeni. Hatta şu anda belli bir süreliğine birlikte kalma kararı verdiler. Biz de onu kutluyorduk. Öyle mi? Evet. Peki neden? Eviniz tadilatta falan mı? Hayır, aslında tam olarak şöyle oldu. Sen ne yapıyorsun? Neredeyse Soner'i anlatacaktın. Daha neler? Leke falan kalmadı. İyisiniz değil mi? Yok yok, gayet iyiyim. Alkol zaten birazdan uçar gider. Hava sıcaktı, serinledim diyelim. İçkini tazeleyeyim ben en iyisi senin. Teşekkür ederim. Kimi gördüm? Hayatım gel bak seni kimle tanıştıracağım. Biz hemen geliyoruz, keyfinize bakın. Biz gayet iyiyiz. Hadi bana biraz Ezgi'den bahset. Yani Ezgi kimdir, nelerden hoşlanır? Ne bileyim, bir günü nasıl geçer yani? Ezgi'den. Konuştuklarımızı sakın unutmuyorsun, tamam mı? Sen artık ayakları yere basan, ne istediğini bilen, hedefleri olan... ...başarılı, sosyal ve yetenekli bir kadınsın. Yani öyleymiş gibi yapacaksın. Kızlar dinliyorum ama saçmalamayın. İlişkiyi yalanlar üzerine mi kurayım? Yalan demeyelim. Birazcık abartacaksın sadece. Ayrıca bugüne kadar dürüst olduğunda ne oldu? Madalya mı taktılar? Taktılar. Da madalya değil. Haklısınız. Tamam. Ezgi Halk Değişikler Bölümü mezunu. Bir organizasyon firmasında yöneticilik yapıyor. Gayet güzel. Ayrıca spor yapmaya da bayılırım. Bir sürü ara vermiştim, sonra dayanamadım. Kickboks'a başladım. Kickboks? Bu arada ben de çok uzun zamandır tenis oynuyorum. Ayrıca dans etmeye de bayılırım. Vals, salsa, cha-cha, hepsi var. Bir de Japonca kursuna yazıldım. Ne demişler? Biliysen bir insan. Japonca? Enteresan. Ayrıca yemek yapmak özel ilgi alanım. Hatta ben bunu biraz daha profesyonel düzeye taşıyayım dedim. Bir uzak doğu mutfağı kursuna yazıldım. Japonca öğrenirken o da çıksın dedim aradan. Aslında bu hafta kursa başlayacaktım. Ama bir hayvan barınağında gönüllü çalışıyorum. Engelli hayvan barınağında. Orada nöbetçiyim. O yüzden haftaya kaldı. Ezgi bir şey soracağım. Bunların hepsini hayatına nasıl sığdırabiliyorsun peki? Boş durmayı hiç sevmem. Sen gerçekten çok özel bir kadınsın bence. Hafta sonu ne yapıyorsun? Belki baş başa bir yemek yiyip yine sohbet ederiz. Hafta sonu benim çok önceden verilmiş bir sözüm var. Bana hafta arası da uyar. Hafta arası da biliyorsun hastanede çok yoğunum ben. Hiç sorun değil. Sende numaram var zaten. Sen beni ararsın. Evet. Ya bir arkadaşımı gördüm. Ona selam vermem lazım. Salak. Ne? Ne? Çekil. Benim tekrar Serdar'la aynı ortamda olmam lazım. Yine her şeyi mahvetmek için mi canım? Hayır. Bu sefer bütün planı programı yaptım. Yaz bitmeden yaz sonuna doğru evlenme teklifini almış olur. Hedef koymak güzel tabii de. Acaba birazcık da gerçekçi mi olmak lazım Ezgi'ciğim? Gayet gerçekçiyim. Rahat olun. Bakın, anlatıyorum. Bir erkek en çok üçüncü buluşmada evlenme teklif edip etmeyeceğine karar verir. Yani zaten Serdar da üç ay içinde teklif etmezse ümit keseceğim. Üç ay mı? Ay yok artık, daha neler. Ben tabii size henüz bomba haberi vermedim. Hı. Pislik nişanlanmış. Ne? Ya. İyi de daha siz ayrılalı üç ay oldu ya. Ne ara nişanlandı ki bu? Diyorum işte. Üç ay. Gerçi doğru. İlker de ilişkimizin ikinci ayında evlenme teklifi etmişti. Kabul etmez olaydım. Domuz. Ay.
Ezgi'yi nereden getirdin aklıma ya? Bizim Levent'le bir yılı geçti. Ne yani şimdi onun benimle evlenmeye niyeti yok mu? Gerçi bırakın evlenmeyi. İlişkimizi kızı duyacak diye rahatça yaşayamıyoruz. Senin durumun farklı. Nesi farklıymış? Levent başarısız bir evlilik geçirmiş. Ayrıca bir kızı var. O öyle hemen karar veremez. Bak bana. Bırak evlenmeyi, ben ilişki yaşamaya korkar oldum ya. Beni nedense hiçbir şey etkilemiyor. Ay evet Ezgi'cim, nedense seni hiçbir şey etkilemiyor. Ya dur, daha yeni ayrıldım ya. Ay. Sen çocuk istemiyor olabilirsin. Ama benim en büyük hayalim neydi? En az 3 çocuk. En az 3 çocuk. En az 3 çocuklu büyük, güzel bir aile. Bir ailem olsun istiyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. İş işten geçtikten sonra pişman olmak istemiyorum. Ama tabii bunun için desteğinize ihtiyacım var. Tek başıma yapamam. Ben senin yanındayım canım. Tamam. Tamam, ben de yardım ederim. Ya umarım her şey istediğin gibi gider. Ne diyeyim yani? Merak etmeyin. Bundan sonra asla aynı hataları yapmayacağım. Vay. En azından hatanı kabul ediyorsun ya. Bu da bir gelişme. Kesinlikle. Ama ben senin bu gelişiminin sebebini çok iyi biliyorum. Biliyor musun? Evet. Benim okuduğum kitabı okuyorsun. Evet. Evet, kesinlikle kitabı okuyorum. Bütün taktikleri ezberledim. Ama tabii taktikleri uygulayabilmek için Serdar'la buluşmam gerekiyor ki onu fabrika ayarlarına döndürebileyim. İlginç. Sana değişik bir özgüven gelmiş. Kitaptan? Hı, kitaptan. Kesinlikle kitaptan. Okumalısın. O zaman Levent'i arayalım bakalım. En yakın zaman ne zaman Serdar'la bir organizasyonda olacak?